MediaMarkt sunar. Getirle siparişin bölüm bitmeden kapında. Keşke bir zaman makinesi olsa da şu Walt'ı alıp getirsek. 24-25 yaşındayken, 23-24 yaşındayken, 25 yaşındayken bugüne getirsek de bugünün genç basketbol severleri onu bir izlese ama tabii. Murat abi konuyu kapatmadan önce sizin biraz yani bir 10 gün sonra daha doğrusu 9 gün sonra gelecek Netflix'teki Chicago Bulls belgeselini seslendirdiğinizi de biliyoruz. Nasıl bitti mi seslendirme? Nasıl güzel bir belgesel mi biziyor bize? İlk dördü yaptık. Şimdi önümüzdeki hafta bitireceğiz diye düşünüyorum. Çok yani bir kere Jordan'ı tanımayanların sadece duyup YouTube'da izleyenlerin şaşırarak biraz da zevk alacağı bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Benim bile tam detaylarını bilmediğim bazı olaylar var. Dennis Rodman'la ilgili bölüm, Scottie Pippen'la ilgili bölüm. Yani son dans değil o. Adı son dans ama Jerry Krause'la nasıl dalga geçtiği. Yani çok acımasız. Biliyordum sevmediğini ama... Öyle. Hall of Fame konuşmasında bile ben çağırmadım. Ben davet etmedim. Niye burada bilmiyorum diye başladı konuşmasına. Ya, ama çok aşağılıyor Sinancığım. Yani bir tane potayı indirmişler böyle. Jerry Krause yanından geçiyor. Bak sen de bir turnike atsana boyuna göre diye. Hatta abi geçen gün bir The Odd Couple diye bir Amerika'da program vardır. Onu dinliyordum. Oraya bir o zaman Chicago Bulls'u takip etmiş bir çok artık duayen bir spor yazarı bağlandı ve anlattığı o sezonu daha belgeseli izlemedim ama dedi o sezonun başında Scottie Pippen ben bir daha Chicago Bulls forması giymeyeceğim ve bir daha oynamayacağım dediğini ben biliyorum. O yüzden çok aslında türbülanslı bir seneydi o sene. Öyle herkesin zannettiği gibi son şampiyonluk, son senemiz hep beraberiz gibi bir sene değildi. Çok türbülanslı olan bir seneydi. Bakalım nasıl belgesel diye. O bölümler var zaten. Hatta Scottie Pippen'in o açıklamasından sonra maç sonrası Jordan'a soruluyor soru. Bunu Scottie'ye sormanız lazım. Anlatmayayım da şimdi. Evet. Ama o da bir takım şeylerden rahatsız. Bana maçla ilgili sorular sorun diye şey yapıyor. Çok güzel. Ya işte yani bizim de duyurulduğundan beri heyecanla beklediğim bir şey Murat abi. Benim için en iyi hediye o olacak. Sinancığım bak onu seslendirirken neye üzüldüm biliyor musun? Yani biz hakikaten kendi değerimizi bilmiyoruz. Koraç Kupası bir Efes efsanesi yaşandı. Ya bir tane doğru dürüst kayıt belgesel, yok. Belgesel değil mi? Yok. Yani 2001 Avrupa Şampiyonası, 2010 Dünya Şampiyonası, Fenerbahçe'nin son 6 sezonu. Evet. Yani bu belgeselleri bizim de yapıp esasında gelecek jenerasyonlara bırakmamız lazım ama elde malzeme yok. Ben şeyi öğrendiğimde şok olmuştum. Sine 5'te bütün maçlar kaydedilmişti. O zaman tabii şimdiki imkanlar yok. Böyle devasa kasetlere kaydediliyordu. Çok yer tutuyordu onlar. Çok yer tutuluyor diye ilerleyen yıllarda onların üzerinden hepsine bir şeyler çekilmiş. Yapmayın. Orada ne cevherler vardı ama işte bari bundan sonra yani mesela şu Obradovic'li Fenerbahçe'nin bir müthiş belgeseli yapılabilir diye düşünüyorum. Murat abi farkındaysanız artık zaten hatta 98 senesinde sizin seslendirdiğiniz belgeselde de o gözle çekiyor Amerikalılar. Yani her türlü soyunma odasından olsun, birebir söyleşiler olsun o gözle çekip ileride işimize yarar gözüyle yapılıyor. Zaten birinci günden yani geriye dönüp 20 sene öncesinin dur biz bir belgeselini yapalım planlamasıyla yapılan bir şey değil. O yüzden söylediğiniz gibi aslında şu anda en
yakın zamanda Fenerbahçe'nin başarısı var basketbolda. Bunu yapmak çok basketbol severi arttıran, oyuna yani sadece bir kulübe fayda sağlayan bir şey de değil bu. Bütün spora fayda sağlayan bir şey. O gözle bakılıp yapılması lazım zaten. Vallahi yani bunu iş edinecek şirket bulunması lazım. Yani bunu izledikten sonra bence Son Dans'ı izledikten sonra Türkiye'de de belgesellerin ne kadar önemli bir yeri olduğu daha iyi anlaşılacak diye düşünüyorum. Geçen sene iki takımımız Avrupa'da en büyük turnuvada son dörde kaldı. Yani bu kadar başarılı bir aslında dönemden geçiyor Türkiye basketbolu kulüpler bazında. Ve aslında baktığınızda ne yazık ki basketbola olan ilgi en yüksek ve en şaşalı dönemini geçirmiyor diye düşünüyorum ben. Söylediğiniz gibi kesinlikle o tarz yatırımlar, o tarz projelerle Türk basketboluna çok daha faydası olacak şeyler çıkabilir. Sadece günümüzde değil, söylediğiniz gibi tarihte de çok önemli başarılar var. Sizle bir gün konuşmuştuk, sohbet etmiştik. Fırsatımız daha olmadı. İnşallah biz bunu hayata geçiririz. Eczacıbaşı'nın zamanında basketbol takımının Türk sporuna kattıkları var. Üzerine Efes Pilsen'in, o zaman Efes Pilsen ismiyle, şu anda Anadolu Efes oldu, kattıkları var. Son dönemde Fenerbahçe Beko'nun yaptıkları var. O yüzden kesinlikle inşallah Türkiye'de de böyle belgeseller izleme fırsatımız olur. Bence bu belgeselin o katkısı olacak. Bunu baştan sona kadar 10 bölümü de dikkatle izleyen yeni genç basketbol severler veya spor severler, illa basketbolda olması şart değil, belgesellerin ne kadar güzel yapıldığı zaman önemli bir yeri olacağını anlayacak. İnşallah Eczacıbaşı'nı da gerçekleştiririz. Ya yani bence illa bir takımla ilgili de olmasına gerek yok. Şimdi bir Aydın Örs belgeseli, Aydan Siyavuş rahmetli oldu ama bir Aydın Örs belgeseli, bunların yapılması gerekir diye düşünüyorum. Yalçın abi, Allah'tan odaklanma kitabı var da Yalçın abiyle ilgili bir şeyler mevcut. Yani Allah uzun ömür versin ama. Tabii kesinlikle katılıyorum. Yani Aydan Suyavuş, Aydın Örs, Ergin Ataman, bunlar Türk basketbolunun çok önemli değerleri. Aynı şekilde Obradoviç, Türkiye'ye gelip verdiği katkı müthiş bir başarı. Bu isimlerin sadece antrenörler bazında değil, basketbolcu, sporcu bazında da bir sürü önemli sporcumuz oldu. Hem NBA'ye giden hem ülke bazında çok başarılı olmuş, ülkemizde başarılı olmuş. O yüzden inşallah bir yerinden başlanır ve devamı gelir diyelim. Murat, vallahi senden umutluyuz. Murat abi, siz çok katılıyorum. Yani belgeseller inşallah biz de böyle olarak elimizden geldiğine, eğer spor severlerin ilgisini çekerse biz de yapmak isteriz. Bu kötü günler geride kaldıktan sonra, herkes ofise döndükten sonra inşallah biz de yapabiliriz. Çünkü hakikaten Türk sporunda sadece basketbol değil, futbolda, voleybolda çok önemli başarılarımız var. Ne yazık ki bunların kıymetini bilmiyoruz. Bu da biraz öz eleştiri. Her ne kadar kulüp bazında rekabet çok yoğun olsa ve anlık rekabeti çok yoğun yaşayan kişiler olsak da millet olarak, Efes Fenerbahçe rekabeti olsun son dönemde basketbolda, futbolda her zaman dört büyükler arasında yaşanan çekişme olsun, ama geriye dönüp bakıldığında aslında bu başarılar ülke başarıları, öyle bakmak lazım. Ve de Avrupa'da olan şeyleri, hatta lokal rekabetleri, Türkiye Ligi'ndeki rekabetleri iyi anlatan, güzel anlatan belgeseller, içerikler sporu yukarıya çeken bir genel olarak herkese yarayan bir içerik oluyor. Bunun en iyi örneği NBA'de yine veya NFL'de baktığınızda ligin sponsorluğunda yapılıyor her şey. Lig planlıyor ve orada commissioner bütün bunları onun altındaki bir ekip destek oluyor. Çünkü siz bir takıma gidip ben seninle röportaj yapmak istiyorum dediğinizde olmuyor. Bir vizyon, bir proje yaptığınızda hakikaten o projeyi benimseyip lig tüm kurumsal olarak bu yapıya izin veriyor ve size çok destek oluyor. Belki de öyle bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Bilmiyorum. Oralarının iyi düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. İnşallah voley bunun ilk adımlarını atar. Sizi, ekibi de gördüm. Çok umutluyum sizden. Çünkü güzel bir ekibiniz var. Yani çok önemli bir
eksiği tamamlamış olursunuz Türk sporunda. Sadece basketbol içinde söylemiyorum bunu. Ama böyle bir şeye kesin ihtiyaç var. Bu son dans izlendikten sonra önemi daha da ortaya çıkacak diye düşünüyorum. İnşallah. Bugünkü programımızın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Premium üyelerimiz özel soru cevap bölümümüz olacak son olarak. Teşekkür ediyorum Murat abi. MediaMarkt sponsorluğundaki Game Night'ın sonuna geliyoruz. Az sonra premium sorularda görüşmek üzere. MediaMarkt sundu.